Cumhuriyet Halk Partisi bildiğiniz gibi yine kurultaylar, yine iç çekişmeler, yine kavga, yine hüsran. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor. Net gibi gözüken olağanüstü seçimli kurultay süreci Çorum'u iyice gerdi. 8 delegesi bulunan Çorum'da 6 delege kurultaya gidilmesiyle ilgili imza verdi. Verilen imzaların geri çekilmesi için ise imzacılara baskılar yapılmaya başladı. Bu baskıların birkaç gün içerisinde ilçe başkanını düşürmeye kadar gideceği konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın isimler tarafından olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama çalışmalarına Çorum büyük destek verdi. 8 delegeden Aşdağol Belediye Başkanı Dursun Uzunca, İlçe Başkanı İsmail Kalender, Mecit Öz İlçe Başkanı Atiye Yaşar, Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke, eski İl Başkanı Ali Rıza Suldere, İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Erden olası kurultay için imza verdiler. Ortaköy Belediye Başkanı Orhan Ateş ile Sungurlu Delegesi Şirvan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saflarında yer alan isimler oldu. Açılış, iki saygı duruşu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın isimler tarafından olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama çalışmalarında imza verenlere ise baskılar yapıldığı gelen bilgiler arasında. İmza veren ilçe başkanı İsmail Kalender'e imzasını geri çekmesi yönünde büyük baskıların yapıldığı öğrenildi. Başkanın imzasını geri çekmemesi halinde ilçe yönetiminde yapılacak olan istifalarla Kalender'in başkanlıktan düşürüleceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan imza veren Mecit Öz ilçe başkanı Atiye Yaşar'a da parti kurmaylarının büyük baskılar yaptığı öne sürülüyor. Mart ayında yapılacak olan belediye seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Atiye Yaşar'ı telefonla arayan parti kurmaylarının imzasını geri çekmemesi halinde kesinlikle başkan adayı olmayacağını bildirdikleri de gelen bilgiler arasında.